İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni takvimine göre Ermeni Ulusal Vartavar 14 Ağustos'ta Hori ayının Vahagın gününde kutlanır. Yetkililer mevcut güvenlik sorunlarını çözmek ve istikrarlı bir geleceği garanti etmek için mümkün olan her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerdir. Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliği batılı ülkeleri giderek kızdırıyor. Batı Ermenistan'da Meryem Ana Bayramı ve Üzüm Kutsaması kutlandı. Yervant Otyan'ın Lanetli Yıllar adlı eserinin ardından. Ermeni genç boksörler Türkiye'de Azeri rakiplerini yendi. Batı Ermenistan, Yerevan'daki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti. Bugün Cirotsi Sulama adı altında kutlanan şey aslında hareketli bir bayramdır ve Hristiyan aydınlanması olarak adlandırılır. Hristiyanlar Ermenistan'ı fethettiğinde Vartavar, Paskalya, Dırındez, Zahkazart, Haohnerk, Arevagal gibi başka bir takım Ermeni bayramları unutulmadı. Onlar bu bayramları Hristiyanlaştırmaya çalıştılar. Bu sırada bu bayramlar Yahudi-Hristiyan ay takvimine göre kutlanmaya başlandı ve bu nedenle Haykyan takviminde sabit bayramlar hareketli hale geldi. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Artsakh Devlet Başkanı Arai Garutyunyan, Martuni bölgesindeki Cartar şehrini ziyaret ederek hayırsever Vladimir Avakyan'ın fonlarıyla inşa edilen çok işlevli spor kompleksinin koşulları hakkında bilgi aldı. Devlet Başkanı, köylerde bu tür spor yapılarının varlığını vurgulayarak devletin yeni spor salonlarının yapımını desteklemeye hazır olduğunu kaydetti. Devlet Başkanı Arutyunyan, Muhtarlar ve İhtiyarlar Meclisi üyeleriyle de bir araya gelerek mevcut sorunları görüştü. Arai Garutyunyan, gündeme getirilen konular arasında içme ve sulama suyu sorununa acil çözüm bulunması gerektiğini belirterek, projenin 2 yıl içinde adım adım hayata geçirileceğini kaydetti. Cumhuriyetteki son askeri politik gelişmelere atıfta bulunarak bunların esas olarak jeopolitik durumdan kaynaklandığını kaydetti ve düzenli olarak kışkırtılan provokatif eylemlerin Artsakh'ın nüfusunu azaltmayı, üçlü bildirge ile kurulan barışı hem de Rus barışı koruma birliklerinin misyonunu değersizleştirmeyi amaçladığı hiç kimse için bir sır değil. Devlet Başkanı'na göre sabırla beklememiz lazım ve Artsakh'ın bağımsızlık yolundan ayrılmamalıyız. Yetkililer ise mevcut güvenlik sorunlarını çözmek, müreffeh bir yaşam için gerekli yaşam koşullarını sağlamak ve istikrarlı bir geleceği garanti etmek için mümkün olan her türlü çabayı göstermeye devam edecektir. Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhurbaşkanları arasındaki işbirliği batılı ülkeleri giderek kızdırıyor. NATO'nun öfkesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylemleriyle Rusya'ya karşı yaptırımların önünü açmasıyla açıklanıyor. Amerikalı köşe yazarı Steven Erlanger bu görüşü dile getirdi. NATO üyelerinin memnuniyetsizliğini Erdoğan'ın Rusya'yı tuzağa düşürmesiyle açıkladı. Erlanger, bu durumun Türkiye Cumhurbaşkanı için faydalı olduğunu, ülkesinin kısıtlamaları açtığını ve Rus iş dünyası ile çalışmaya devam ettiğini kaydetti. Aynı zamanda Türkiye'nin diktatör başkanı, iki ülkenin çıkarlarının örtüşmediği Suriye'de Moskova'nın nüfuzunu frenliyor. Ermenilerin yaşadığı Batı Ermenistan'daki Hatay'ın Samandağ ilçesinde Meryem Ana Yurtusu ve Üzüm Bayramı kutlaması yapıldı. Kutlamalar kapsamında Vakıflı Mahallesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde ilahiler okundu. Bağ bozumunu yapan çiftçiler ayın sonunda üzümlerini kilise bahçesine getirdi ve yılın bereketli geçmesi için dua etti. Meryem Ana Yurtusu ve Üzüm Bayramı etkinliklerine katılanlara kazanlarda pişirilen buğday ile et karışımı harisa ikram edildi. 1915'te Ermenilerin Halep, Musul ve Derzor'a zorunlu sürgün için çıkartılan tehcir kanunu esas olarak büyük bir halk kitlesinin imha kararıydı.
Yervant Otyan'da sürgünü ve ölümün soğuk yüzünü görüp sağ kalanlar arasındaydı. 1919'da sürgünden döndükten sonra tefrika halinde yayınladığı Lanetli Yıllar, Ermeni halkının yaşadıklarına ve imha politikalarına birebir tanık olmuş bir yazarın yalın, çıplak anlatısıdır. Bu insanların sadece küçük bir kısmı çöllerden sağ kurtulabildi. Yervant Otyan, Ermenice'nin Hagop Varunyan'la birlikte en ünlü hiciv yazarlarından biridir. Konstantinopolis İstanbullu bir yazar, yayıncı ve gazeteci olan Otyan, 3,5 yıl gibi uzun bir süre boyunca soykırımı tüm şiddetiyle yaşadı. Sürgün zulmünü Otyan'ın kendine has üslubu ve bakış açısıyla yansıtan bu çalışma, soykırım hatıratı yazısının çok önemli bir parçasıdır. Aras Yayıncılık ve Kor Kitap ortaklığıyla yayımlanan Lanetli Yıllar, ölüme direnmenin yollarını, şiddet ve katliam mekanizmasını mercek altına aldığı önemli bir eser. Türkiye'de düzenlenen Avrupa 15 yaş altı boks şampiyonasında Ermenistan Cumhuriyeti temsilcileri Vahram Dovlatbekyan ve Hamest Afrikyan Azerbaycanlı rakiplerini mağlup etti. Bilgi Ermenistan Boks Federasyonu tarafından aktarıldı. 42 kiloda Hamest Afrikyan 1. ve 3. raundlarda Azerbaycanlı Sama Mustafayeva'yı saydırdı ve maçı 5-0'lık skorla kazandı. Yerevan'ın Surmalı Alışveriş Merkezi'nde 14 Ağustos'ta bir patlama meydana geldi. Patlama çökmelere ve yangına neden oldu. Kurtarma ekiplerinin ve gönüllülerin çabalarıyla yaralılar enkaz altından çıkarıldı. Maalesef patlamanın gücünden dolayı şu anda aralarında bir çocuk ve bir hamile kadının da bulunduğu 17 kurbanımız var. Yaralıların durumu iyi olarak değerlendirilmekle olup çoğu hastanelerden taburcu edilmiştir. Batı Ermenistan tüm kurbanların yakınlarına en içten taziyelerini sunar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Haçık Hazaryan ve topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Harsem Perum adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.